Evet, şu anda Nepal içerisinde yani Katmandu'dan gideceğimiz olan bölgede Müslümanların yoğun olarak yaşamış olduğu bu bölge. Şu anda ismi aklımda değil, özür diliyorum ama inşallah gittiğim zaman orada size söyleyeceğim. Burada böyle pervaneli eski tarz uçaklar var. Hani görseniz sesinden ve görüntüsünden korkarsınız o derece. Şimdi nasip olursa onunla bir saatlik bir yolculukla gideceğimiz noktaya ulaşacağız. Allah nasip ederse. Bakın şöyle. Evet, Allah-u Teala inşallah hayırlısıyla bize uçuş nasip eder. Uçak çok egzantrik hakikaten ya. Bu tarz uçaklarla hani Türkiye içinde de uçmuşluğum var ama daha ufak yapılı pervane uçaklar ama daha bir güven veriyor. Gerçi bu da baktığım zaman öyle güvensiz bir uçağa benzemiyor. İnşallah hayırlısıyla uçarız. Bu da değil. Hacı abi ne düşünüyorsun? Uçak biraz değişik geldi ama. Ben alışkınım. Alışkınım diyorsun. Zannedersem bu uçaklara 12-13. binişim. Tamam o zaman. Zevkli Sen bize içeride söylersin ne zevk, yapacağımızı. Zevk, zevkli Bizi bir Luna Park'ta hissiyatı verecek herhalde. Oh. Pasaport, okey. Evet, buradaki rehber kardeşimiz. Sorayım, what's your name? Sakip. Sakip. Sakip bize burada yardımcı oluyor. O da bizimle beraber uçacak. Şimdi bizim gideceğimiz olan bölgede de bize yardımcı olacak. İnşallah nasip olursa. Is city name? Cenekpur. We are going to Cenekpur. 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 Gideceğimiz yerin adı da Cenekpur'muş. Öyle söyle. Cenekpur. Cenekpur. Cenekpur'a gideceğiz. Orada Müslümanların sayısı çok fazla. Dolayısıyla Kurban Bayramı'nı orada geçireceğiz Allah nasip ederse. Efendim, elimden geldiğince anları size göstermeye ve size de yaşatmaya çalışıyorum. Şu anda iniş yaptık. Evet. Çok heyecanlı hakikaten. Evet, tahminlerimizden önce burada olduk. Biz bir saat falan diye söylemişlerdi ama yarım saat içerisinde burada olduk. Yani burada şimdi valizleri bekliyoruz. Burası valizleri beklemiş olduğumuz alan. Şu kapıdan da sonra çıkacağız. Valizleri sanırım buraya koyuyorlar. Evet, şurada güvenlik amca var. Şu an dışarıdayız aslında ama valizler buraya geliyor. Zaten uçaktan inelim hemen. Şöyle göstereyim size onu da. Şu yoldan geldik. Bakın. Şu yoldan geldik. Uçağımızı orada görüyorsunuz. Buradan böyle geldik. Ha, valizler de geliyor. Şimdi valizlerimizi alacağız. Ondan sonra otele geçeceğiz. Bu kapıdan çıkıp otelimize geçeceğiz. Şimdi ben Adana'da büyümüş bir adamım bakın. Adana'nın sıcağını gayet iyi bilirim. Ama şu an yüzümden akan terler bilmiyorum. Ekrana yansıyor. Böyle bir sıcak yok. İnanılmaz derecede sıcaklık burada arttı. Bunun sebebini bilmiyorum ama nem, rutubet neyse ama inanılmaz derecede sıcak. Arada bir esiyor. O da böyle insanı ayrı bir kavuruyor. Hasılı kadar bakın üstümdeki tişörtten de anlayacağınız üzere çok sıcak bir bölgeye geldik. Aleykümselam. Maşallah maşallah. Şimdi bu çocuklar bizim burada sadaka taşı kesim yapacağı yerde yaşayan köylüler. Aleykümselam. How are you? Vay maşallah. Şimdi biz size İstanbul'da bir söz verdik. Dedi ki sizin vereceğiniz hediyeleri buraya ulaştıracağız dedik. İşte bu çocuklar bu hediyeleri alacaklar yani nasip olursa. İnşallah onlara vereceğiz, takdim edeceğiz. Ama nasip olursa bayramdan sonra inşallah. Bayramlaşacağız burada. Burada köyün güzel böyle minik bir camisi var. Şirin bir camisi var. Mescidi var daha doğrusu. O mescide bayram namazını kılacağız. Sonra geleceğiz. Burada bu güzel çocuklarla. Vay maşallah. Kadir, sevgili kardeşim gel. Gel. Şöyle gel. Kadir, sadaka taşı yetkililerinden. Nasılsın Kadir? Elhamdülillah, siz nasılsınız abi? Allah razı olsun. Nasıl ortam? Çok güzel. Çok güzel abi.
Elhamdülillah çok güzel. Abi bunların herhalde yarısı daha değil de öyle çocukların. Daha yani yarısı daha değil tabii. Daha dört bölgeye daha geçeceğiz inşallah. Yarısı daha değil. Maşallah. İnsan bir değişik oluyor değil mi? Dünyanın, dünyanın bir ucuna geldik. Bilmediğimiz bir yerlerdeyiz. Evet, bilmediğimiz bir yerde bir umut olarak geldik. Kardeşlerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza. İnşallah yarın kurbanlarımızı keseceğiz. Görüyorsunuz abi. Hediyeleşeceğiz değil mi? Hediyeleşeceğiz tabi. Bayramın tadını bunlar çıkarsın abi. Onlara Türkiye'den getirdiğimiz hediyeler var kurban hariç. Ay maşallah. Çok şükür abi, elhamdülillah. Şu anda Baktava bölgesindeyiz. Baktava bölgesindeki kardeşlerimizle bir araya geldik ve burada Kurban Bayramı namazını hep birlikte eda ettik. Şimdi şimdiye kadar kılmış olduğum en farklı bayram namazı diyebilirim. Çünkü hem iklim olarak inanılmaz derecede böyle insanı terleten bir iklimi var. Çok sıcak. Hem de insanları bir o kadar sıcak. Böyle hemen karşılıyorlar sizi. Kimisi şemsiyesiyle gölge yapmaya çalışıyor. Kimisi su getirip su ikram etmeye çalışıyor. Bir ümit bakın yani. Bu dünyanın neresinden gelirse gelsin, Müslüman birisi geldiği zaman onlar bir ümit olarak görüyorlar. Ne ümit biliyor musunuz? Şu. Şimdi Afrika'yı daha önce size gösterdik mesela değil mi? Oradaki insanların yoksulluklarına şahit oldunuz. Efendim oradaki insanların ihtiyaç şeylerine şahit oldunuz ama buradaki fark şu. Buradaki insanlar çok farklı inanç sistemi içerisinde dinlerini yaşamaya çalışıyorlar. Zor bir coğrafya ve bu coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize bir araya gelmekten de seyyah fakir olarak çok mutluyuz ve memnunuz. Birazdan bu güzel küçük kardeşlerimizle nasip olursa bayramını açacağız. Onlara da hediyelerimizi takdim edeceğiz. Bakın buradaki namazı kıldıran, bayram namazını kıldıran hocamız da isim neydi? What's your name? Siraç. Siraç. Hocamızın adı Siraç, bize burada bayram namazını kendisi kıldırdı. Açık bir alanda kıldık çünkü buradaki camiler yeterli değil yani. Bu kadar insan ama yeterli değil. Bayram namazını da böyle farklı bir yerde kılmış olduk. Birazdan inşallah bayramlaşacağız ama güneş inanılmaz derecede yakıyor. Fena bir şey söyleyeceğim mi Yusey? Lambalina. Altaf. Mehmet Altaf. Mehmet Ali. Altaf. Altaf. Mehmet Altaf. Ha, maşallah. Mehmet kardeşim ya. Şu teri görüyor musunuz? Allah razı olsun. Bayramlaşmaya efendim. Evet, bayram namazından sonra biraz burada dinlendik. Öyle bir ara verdik. Burada bir hazırlık yaptılar. Bayram yemeği bize vereceklermiş. Öyle bir ikramlarda bulunacaklarmış. Burası görmüş olduğunuz gibi hayatın çok farklı yaşanmış olduğu bir yer. Bazı yıkık yerler var. Onlar bilmiyorum deprem zamanında mı yıkıldı, sonradan mı bir şey oldu bilmiyorum ama evlerin çoğu burada pek de sağlam görünmüyorlar. Ama mimari olarak böyle renkli bir tarzları var. Şimdi Müslüman olan evlerde genellikle üst taraflarda besmele yazıyor. Allah-u Teala'nın ismi şerifleri var, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifleri var. Ama burada işte farklı din mensuplarının da kapılarda onların simgelerini görebiliyorsunuz. Mesela burada bir eğer Hindu kalıyorsa kapısında mutlaka inanmış oldukları inanca dair, kültüre dair, felsefeye dair onların bir figür var, bir şekil oluyor. Ama Müslümanların evlerinin kapısının girişinde de hemen anlayabiliyorsunuz. Şimdi şu mahallenin arasından sokaktan gireceğiz, nasip olursa davete icabet edeceğiz. Misafirliğe gelmiş olduğumuz ev. Selamun aleyküm. Maşallah. Selamun aleyküm. Hane sahipleri abilerimiz maşallah. Selamun aleyküm. Gel abi. Böyle evlerin ilginç aslında yapılar. Oda içinde oda. Böyle bir görmüş olduğunuz bir hol var. Ondan sonra tekrar bir mutfakları var. Böyle merdivenle yukarı çıkıyorsunuz. Başka bir kata çıkıyorsunuz. Merhabalar. Efendim söyleyeyim. Şimdi yukarı çıkacağız biz de. Bakalım bizi neler bekliyor. Efendim muhteşem bir sofrayla karşılaştık. Görmüş olduğunuz gibi mükellef bir sofra hazırlamışlar bizler için. Henüz burada aslında kurban kesimleri yapılmadı ama demek ki ellerinde ne varsa böyle et vesaire bize sofra olarak buraya hazırlamışlar. Allah Teala razı olsun.
Burada yer sofrası tabii buranın kendi adetinde aslında. Bizim kendi kültürümüzde, kendi adetimizde de yer sofraları vardır ki bereketi ve lezzeti bambaşka olur. Şimdi Türkiye'den gelen ekip arkadaşlarımızla birlikte biz efendim bu güzel sofraya oturacağız ve yemeğimizi yiyeceğiz efendim. Bayramdaki en büyük mutluluk nedir diye sorsam ne dersin acaba? Kardeşim gördüğün gibi bu çocukların gözlerindeki ışık, bunların yüzündeki tebessüm dünyanın en güzel mutluluğu. Ümmetin çocuklarını, mazlumlarını gülerken görmek dünyanın en güzel sevinci, en güzel mutluluğu. Maşallah. Ufak bir ışık görmek her şeye değiyor. Kadir'im sen de söyleyeceksin. Abi elhamdülillah. Çok mutluyuz. Yani bunu anlatacak bir ifade bulamıyorum abi. Elhamdülillah. Ümmetin umudu dediğim gibi Türkiye. Dünyanın bir ucundan buraya geldik. Burada çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi abi. Mesela bu her şeyle mutlu olmayabiliyoruz biz. Evet. Şahsen. Evet, ama buradaki çocuklara bakıyorsunuz abi. Evet, ufacık abi. Şeylerle mutlu olabiliyorlar değil mi? Evet kesinlikle. Aslında biz buraya daha çok şeyler getirmek istedik ama çok uzak bir yer olduğu için uçaklarda biliyorsunuz belli bir bagaj hakkı olduğu için elimizden geldiği kadar bir şeyler getirmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi ufak bir çikolata ile mutlu olabiliyorlar. Bu kadar abi. Maşallah. Allah razı olsun abi. Mübarek olsun. İnsanın bazen duygularını tarif edemediği anlar vardır. Onlardan birini şu anda yaşıyorum. Türkiye'den onlarca izleyicimiz, onlarca arkadaşımız, hem yakınlarımız, hem hiç tanımadığımız insanlar. Bazılarının isimleri var, bazılarının isimleri yok. Bıraktılar holdinge, kanala gittiler. Onların Nepal'deki Müslüman kardeşlerimize, Müslüman evlatlarımıza, çocuklarımıza gönderdikleri hediyeleri ben sizler adına inşallah burada vereceğim. Elimden geldiği kadar onlara uyan elbiseler vermeye çalışacağım. Şimdi burada tabii sadece oyuncaklar yok. Aslında kadınlar için de kıyafetler var. Onları da takdim edeceğiz. Altaylık var. Şimdi bu çocuğumuza bir şeyler giydirelim abi. Türkiye'den hayırseverler, kardeşlerimiz, ablalarımız, abilerimiz bunlar için güzel bir şeyler gönderdiler. İnşallah buradan bir şey bulacağız. Bulacağız abi. Biraz da uyuyor. Uyusun abi. Uyusun. Hacı abi ne var buna göre? Çok tatlı olmadım ya. Ah, tam ona göre ya.
Allah Teala bu hediyeleri gönderen kardeşlerimizden, ablalarımızdan, teyzelerimizden, annelerimizden, amcalarımızdan razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben söz vermiştim. Dedim ki size o gönderen kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın isimlerini orada söyleyeceğim. Efendim söyleyelim. Murat Akta, Bura Varlık, Murat Taşkın, Ahmet Hancı, Agit Geylani abi, saygı duyuyoruz kendisine, Allah razı olsun. Selahattin Umar, Ayşe Ağzıkara annem, ellerinden öpüyorum. Efendim Esat Kayıkçı, Neslihan Akın, Metin Ağzıkara, bizim hanım, Allah razı olsun. Efendim bizim oğlan da gönderdi bir şeyler, Ertuğrul Efendi. Fatıma Rana ve Rabia Keskin kızlarımız. Selman Çelikkol, Nurullah Atasever, Mazhar Uyumlu, Hüseyin Kuma abimiz. Ajans olarak Allah razı olsun abi, yani teşekkür ediyoruz. Tuğba Arslan, Bayram Demir, Feyzullah Arslan Türk, Nezahat Çoban, İsmail Peri, Mustafa Kaya, Mehmet Akta, efendim Selma Yenidoğan. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onların isimlerini de burada almasaydık eksik kalacaktı gerçekten. Nasip olur da başka bir zaman yine bir yere giderken bu sıra daha tecrübeli olacağız. Daha kalın değil de daha ince şeyler getirmeye çalışacağız. Çünkü bu coğrafyada insanların ben uzun kollu bir şey giydiğini pek fazla görmedim. Pek ayakkabı giyen de yok işin aslında bakarsanız. Genelde terlikle geziyorlar. Bulmuş olduğumuz yerde hangi köydü şimdi ismini hatırlayamıyorum. Yani biraz farklı isimleri var. Bir de burada bir eyalet sistemi var. Aynı zamanda da bulunmuş olduğunuz yerde de köy isimleri var. Dolayısıyla çok farklı bir yerdeyiz. Etrafımız tamamen böyle çeltik tavalarıyla dolu. Çok mutlu, çok huzurluyuz. Bütün buradaki kesim işleri de bitirdi buradaki dernek arkadaşlar. Şimdi birazdan kalan hediyeleri de inşallah çocuklarımıza dağıtacağız ve huzurlu şekilde bu bölgeden artık ayrılacağız. Maç istiyoruz. Evet. Faul yapmak yok. Tamam. Sert yok. Çocukları da düşünüyoruz. Topumuz çok orijinal. Bu topu kim yaptı? Ben sen mi yaptın? Abi. Nasıl yaptın abi? Abi çocuklarla beraber yaptık inşallah. Çok doğal bir top. Biraz ağır olmuş sanki. Vurunca ayaklar kırılmasın. Yok abi şey olmasın diye. Çocuklar bozulmasın diye. Çocuklar bizden sağlamak. Biz bir sakatlanmıyor. Burada mesele ne abi? Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mesela çocuklarla beraber vakit geçirmek. Bunları güldürebilmek. Zaten onlar için buraya kadar geldik. Onların yüzünde bir gram tebessüm görmek bize dünyalara bedel. Şimdi dün akşam biri söz vermiş, sen söz vermişsin. Demişsin ki top oynayacağız size yarın, evet, diye. Evet, ben söz verdim. Benim etrafımı sardı, top oynayacağız diye böyle hareketler yapıyorlar. Evet. Şimdi inşallah Murat'tan kavuşacaklar. Tamam abi, tebrik inşallah ediyorum. İnşallah. İyi maç olsun. Hazırlıklı gelemedik, unuttuk onu top maalesef. Top gelse iyiymiş. Maalesef. Yani. İnşallah bir daha geldiğimizde Türkiye'deki bağışçılarımızdan Türk forması ve futbol topu talep edeceğiz. Milli takım onlarla forması beraber burada Türkiye adına iki tane küçük mini milli takımı kurup maç yapacağız inşallah. 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 Abi Sadaka Taşı Spor, Nepal Spor. Anladım. Eyvallah. Tamam. Kabul. Sen kabul. Sen topu aldın, sen kaleyi seçmiştin. Tamam abi, olur. Tamam. Olur. Başla. Güzel maç olsun. Hadi bakalım. Tek başına yaşıyor burada. Evet, tek başına yaşıyor. Evet, şu anda bir ev ziyaretine daha geldik. Buradaki ablamız da 3 çocuğu beraber tek başına yaşıyor bu evde. Yani aslında ev demek biraz zor. Bizim bilmiş olduğumuz evlerden değil, sadece üstünü böyle samanlarla kapatmışlar. Gördüğüm kadarıyla bir tane şurada çevresi çamurla örülmüş bir odası var. Burada yaşıyorlar. Aslında insanın şükretmek için o kadar fazla sebebi var işte. Böyle görünce insan daha da iyi anlıyor. Allah Teala yardımcıları olsun. Bu güzel kız çocuğu, bakın ne kadar güzel çocuklar. Allah Teala inşallah onları bağışlasın. Bahtlarını açık etsin. Kaderlerini güzel eylesin inşallah. Bu ablamız da burada işte bu köyde yaşayanlardan birisi. Burada bu abla gibi işte birkaç tane var. Onlara da aslında kendileri de muhtaç olmalarına rağmen onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Gerekiyor işte geri geliyor camide topladıkları parayı veriyorlar. Biz de naçizane işte sizin yine göndermiş olduğunuz yardımlardan kendine takdim edeceğiz.
Tamam, şimdi evden eve geçmek zorunda kalıyoruz. Böyle bizi sürekli bir yere davet ediyorlar. Bir tane amcamız ısrarla bize de gelin lütfen diye böyle ısrar etti peşimizdeydi sürekli. Kendini kıramadık. İnşallah ona da gideceğiz şimdi. Şimdi az önce gelmiş olduğumuz evde yaşayan hanımefendi dul ve 3 tane de çocuğu var. Bu köyde yaşıyor. Kendisi buradaki insanların ona vermiş olduğu yardımlarla geçiniyor. İşte camide toplanan bazı paralar ona veriliyor. Yani buradaki en yoksul kişi. Onu tespit ettik ve Allah razı olsun ülkemizden bana orada burada verilmek üzere verilmiş olan hediyeyi kendisine takdim ettik ama yüzündeki mutluluğu ve çocukların sevincini görmeniz gerekiyordu. Evlerinde bir yazı dikkatimi çekti. Çok güzeldi. Orada hoş geldin Ramazan Şerif, hoş geldin Ramazan yazıyordu. Değil mi abi? Yanlış söylemiyorum. Hoş geldin Ramazan yazıyordu o yazı şeyde. Arapça olarak yazmışlar. Muhteşem ya. Yani böyle yerlerde böyle insanları gidip bulmak, aramak ayrı bir güzellik ama o sizin sayenizde, sizin vermiş olduğunuz güzelliklerle de burada onları iletmek de bambaşka güzel bir duygu. Efendim şu anda Mahnur bölgesindeyiz. Mahnur yani ayın ışığı anlamına geliyor. Hakikaten de ayın ışığı buradaki insanlara da yansımış, çok misafirperverler. İlk kurban etimizi de burada bir haneye bizi davet ettiler. Kesilen kurbanlardan bir tanesinin etini şu anda elhamdülillah yemek nasip oldu. Böyle misafirperver bir coğrafyada bulunmak, böyle bir yerde kurban bayramını eda etmek de muhteşem bir duygu. Tabii bu duyguyu anlatmakta ve izah etmekte bazen zorluk çekebiliyoruz. Çünkü o anı yaşamamız gerekiyor ve bazen inanın kaydı da giremiyoruz. Ama bu köy içerisinde, burası bir köy, burada buranın 10 bin ailesi, bu 10 bin aile burada yaşıyor, barınıyor ve 100 bin civarında bir nüfusu var buranın. Biz merak ettik, sorduk dedik ya böyle 100 bin nüfuslu bir köy olabilir mi diye ama biraz geri kalmış sanırım. 20 tane burada cami var, bir tanesi de hatta yakın olan bir camide buraya ilk yapılan cami oluyor. Böyle Müslümanlarla beraber, hatta şöyle söyleyeyim size, bir tanımadığınız insanlar, tanımadığınız kültürler, tanımadığınız kıta, bilmiyorsunuz coğrafyayı ve buraya geliyorsunuz, tek bir ortak payda var: Müslümanlık, İslamiyet. Efendim şu an iki kıymetli konuğum var. Birisi Sadaka Taşı'nda yönetim kurulu üyesi Sayın Hacı abimiz, Hacı Bey. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz Nepal'e. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsınız inşallah, iyisinizdir. Allah razı olsun. Bölgeye geldik, çalışmalarımızı yaptık, bitirmek üzereyiz. O yüzden çok mutluyuz, iyiyiz, hamdolsun. Maşallah. Kadir Bey, siz de gönüllülerdensiniz. Evet abi, ben de gönüllü olarak geldim. Bu ilk ziyaretim Sadaka Taşı'yla. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Hani bu ziyaretimden sonra diğer seneyi şu anda aşkla, muhabbetle bekliyorum. Maşallah. Eminim beklediğinden. Çünkü evet, gerçekten çok maşallah hepiniz ekip olarak güzel bir performans gösterdiniz. Efendim neler söyleyebiliriz? Burada şimdi Nepal'deki Müslümanların durumuyla ilgili Nepal'deki izlenimlerinizi alalım önce. Vallahi önce Nepal hakkında bir kısa bilgi verelim. 30 milyon nüfusu var. Bunun %4'ü, yaklaşık 1,5 milyona yakını Müslüman. Müslümanların %40'ı Suudi Arabistan, Katar gibi Arap ülkelerinde işçi olarak çalışıyorlar. Bölgedeki Müslümanların çoğunluğu gerçekten ciddi bir fakirlik içerisinde. Biz de 3-4 senedir Nepal'de değişik çalışmalar yapıyoruz. 2019 Kurban Bayramı'nda da yaklaşık 75 büyükbaş hayvan kesmek için bölgeye geldik. Hemen hemen kesimleri bitirmek üzereyiz. Kesimleri yapıp dağıtıyoruz. Ayrıca çocuklara hediyelik, bayramlık dağıtımlarımız oldu. Bölgenin durumu bu. Peki ben size şimdi özel bir şey soracağım. Bundan önce de böyle sayısız ülke gezdiniz. O ülkelerde yaşadığınız anılar mutlaka vardır ama şu anda sıcağı sıcağına sorayım. Nepal'de yaşamış olduğunuz özel bir şeyler oldu mu? Şimdi Nepal'ın ilk önce insanları bizi etkiledi. Gerçekten samimi Müslümanlar, İhlaslılar. Kendileri ihtiyaçlı olduğu halde bile birbirleriyle yardım ve dayanışma içerisinde. Az önce 12 yıl önce eşini hastalıktan kaybeden bir teyzenin yanına gittik. Cami eşrafı, vatandaşlar kendi aralarında para toplayarak bu ablamıza düzenli bir maaş bağlamışlar. Ona yardım eden insanlar aslında yardıma muhtaç. Ama kendi işlerinde daha muhtaç olanlara da muhakkak destek oluyorlar. Çok misafirperverler. Hacı amcanın bir tanesi illa evime misafir olun dedi.
bizi zorla evine götürdü, ikramda bulundu. Bu bizi çok mutlu etti. Yani bölgenin insanı gerçekten çok misafirperver, sıcakkanlı. Bu bölgede yaklaşık 100 bin Müslüman var. Buraya ikinci Pakistan da diyorlar. Yaklaşık 20 tane cami var. Hatta Nepal'in ilk camisi burada yapılmış. Tarih hakkında pek bilgi alamadık ama Müslümanların çok yoğun olarak yaşadığı bir bölgedeyiz şu anda. Çünkü şimdi doğa olarak aslında bizim böyle Karadeniz coğrafyasını andıran bir yeşilliği var ama sanki benzer tarafları da var. Onlar da böyle hani cana yakındır, sevecendir. Mesela burada da çay netice itibariyle var, yetişiyor. Sanki bir coğrafya olarak birbirinden bir etkileşim içerisinde, öyle bir şey gördüm ben sanki. Yani coğrafya olarak etkileşim var mı onu bilmiyorum ama innemel mü'minine ihvetün düsturuyla müminler ancak kardeştir. Düsturu burada kendini çok bariz gösteriyor. Yani 6000 kilometre uzaklıktan Türkiye'de buraya geldik. İnsanlar yabancı birisi gelmiş gibi değil, kendi kardeşler, kendi akrabaları gelmiş gibi bağırlarına bastılar, sarıldılar. Bayram namazında namaz kılarken hemen hemen cemaatin tamamına yakını gelip tokalaştı, bizimle bayramlaştı, hoş geldin etti. Çok sıcak karşıladılar, bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Abi telifini verdin mi? Bu kareleri benimdi. Bu kareler benimdi abi, telifini verdin mi? Canı sağ olsun. Senden önce aldın mı? Kadir kardeşim. Evet. Şimdi Türkiye'de birçok kıymetli derneğimiz dünya coğrafyası üzerindeki Müslüman kardeşlerimize bayramlarda ve başka sahil günlerde yardımlar götürüyorlar. Bu aslında Türkiye'mizin gururudur. Onlardan bir tanesinde işte sadaka taşınları, evet, gönüllü olarak sen, evet, yer alıyorsun. Evet. Normal işini gücünü bırakıyorsun, buraya geliyorsun. Aileni bırakıp buraya geliyorsun. Evet. Ben sana soracağım, derdin ne senin kardeşim? Şimdi bizim burada derdimiz ümmet. Ümmet kardeşliği. Buraya gelmedeki bilincimiz, muhabbetimiz, ensar, muhacir aşkıyla buraya geldik. Tabii uçağa bindiğimizde dediğiniz gibi Türkiye'de birçok dernek, birçok kuruluş Müslüman ülkelere yardım getiriyorlar. Evinden, çoluğundan, çocuğundan uzakta buralara geliyorlar ve bunun bir arka tarafı var. Yani buranın bir operasyonu, buraya gelmeli de bir organizasyon var. Sadaka Taşı bu işi çok muazzam bir şekilde organize etmiş. Çok güzel bir şekilde operasyonu yapmış. Gerek kurban kesimi, gerek kurbanların dağıtımı müthiş bir şekilde ilerledi, müthiş bir şekilde sürdü. Ben buradan her yıl bu tür kuruluşlara bağış yapan kardeşlerimizin, abilerimizin birden daha çok yapmasını talep ediyorum. Gerçekten buraya geldiklerinde, gördüklerinde bunu daha iyi anlayacaklar. Bunu kendim bizzat gördüm ve yaşadım abi. Peki sen bu ilk tecrübendi sanırım. Evet, evet. Şimdi ilk olduğu zaman aslında böyle ilk yaşanan şeyler daha kıymetli oluyor, daha özel oluyor. Senin burada yaşamış olduğun özel anılar var mı? Ben mesela gözlemlediğim kadarıyla sen çok duygusal bir insansın. Evet. Çocuklarla buluşman, o kendi evladınmış gibi muamele etmen. Evet. Aslında insan buraya gel, bu tür coğrafyalara geldiği zaman daha fazla böyle duygusal oluyor sanırım. Evet. Şimdi burada ilk önce şunu görüyorsun abi. Ülkemizin lider bir ülke olduğunu, çok güçlü bir ülke olduğunu burada daha iyi gördük. Çünkü gerçekten dünya üzerindeki mazlum Müslümanların Türkiye'den beklentileri çok yüksek, çok büyük. Biz de buraya geldiğimiz zaman tabii buradaki o garipliği gördüğümüz zaman, çocuklardaki o garipliği, mazlumluğu gördüğümüz zaman biraz daha duygusallaşıyoruz. Daha çok çalışıp, daha çok mücadele edip buralara birden daha fazla, yüzden daha fazla, binden daha fazla kurban getirmek, yardım getirmek için çalışmalıyız, mücadele etmeliyiz abi. Kardeşim Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Var mı başka bir anlatacağım? Ben şunu gördüm sende ya. Sen şimdi bir bebeği kucağına aldığın zaman tamam, çok özel kareler de ortaya çıktı. Şimdi o karelerin hakkını vermek lazım. Bence bir cümleyle o anlardan bir tanesini bize anlatıver. Yani o çocuklarla kavuşma anlarından birini anlatıver. Şimdi kendim duygusal bir insanım. Yalnız bu bölgede duygusallık daha çok, gariplik çok, mazlumluk çok, yalnızlık çok. Her şeyden önce kendimiz verilen nimetlere çok şükretmemiz lazım abi. Ya bunu anlıyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani hepimizin evladı var. Benim de 14 aylık bir kızım var. Maşallah. Bir ağlayışında hemen feryat ediyoruz.
ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ya. Ama burada yol yok, hastane yok, yetimhaneler var burada. Çok kısıtlı onlar da. Burada o duygusallığı görüyorum abi. Eyvallah kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum her iki konuğuma da. Efendim bakın, biz kendi evlatlarımızı böyle el bebek gül bebek yetiştiriyoruz. Yaşamış olduğumuz ülke bu konuda bize inanılmaz imkanlar sunuyor. Allah'ta devletimizden razı olsun. Ya bu başka bir şey ya. Bakın şimdi benim de bir çocuğum var. Hacı Bey'in de bir çocuğu var. Kadir Bey'in de bir çocuğu var. Hepimizin evlatları var. Ufak bir şey olmuş olsa çocuğu bir hastaneye yetiştirmemiz var. Bunu hepiniz kendiniz gayet iyi biliyorsunuz. Başı ağrısa, bir düşse hemen hastaneye götürüyoruz. Buradakiler ne yapacak? Yani şimdi ben burada bakıyorum, bu yakın çevrede bir hastane yok. Olsa da böyle bizdeki gibi imkanları yok. Ama bu insanların da burada netice itibariyle bir yaşamı devam ettirmeleri gerekiyor. Gördüğümde şu, bu şeyde, ortamda çocuklar daha serbest, daha rahat bir şekilde büyüyorlar. Ama imkanları az. Bizim o ülkeden işte göndermiş olduğunuz o güzel hediyeleri verdiğimiz zaman, ufacık da hediye olmuş olsa, bu arkadaşlarımız, bu çocuklarımız inanılmaz derecede mutlu oluyor. İşin özünde mutlu etmek varsa inşallah maksat hasıl olmuştur diye düşünüyoruz. Allah-u Teala inşallah nice bayramlara ümmetle beraber kucak kucağa bir olarak, iri olarak, diri olarak bizleri kavuştursun. İnşallah ümmet bilinciyle, inşallah Türkiye'mizin bundan sonraki yıllarda bu tür yardımları artırmasını dileğiyle bizler buradan sizlere Nepal'den çok çok selamlar gönderiyoruz ve şunu da söylüyoruz. Müslüman kardeşlerinizin sizlere selamı var. Köyün şekli bu. Çok temiz. Sokaklar falan hakikaten pırıl pırıl. Herkes kendi evinin önünü süpürüyor. Onu söyleyeyim. Ve her evin önünde mutlaka böyle bir keçi görüyorsunuz. Çok sevimliler. Şu anda aileler tamamen evin içine çekildi. Çünkü öğle sıcağı o kadar fazla ki. Genelde sabahın erken saatlerinde ve akşamın böyle serin saatlerinde. Serin dediysem serin olmuyor ama. O gölge saatlerde dışarıya çıkıyorlar ve işlerini o zaman daha çok hallediyorlar. Ama dediğim gibi bu keçiler muhteşem. Her evin önünde var ve gelen misafirlere de gördüğüm kadarıyla bize mesela kesip bu keçi etlerinden de yedirdiler. Allah Teala razı olsun. Efendim şimdi çok özel bir yere geldik. Buradaki arkadaşlar Budizm'den İslamiyet'e geçmişler. Müslümanlıkla şereflenmişler. Şimdi onların yanına gideceğiz ve sorular hazırladım. Onları soracağım. Size hatta sosyal medya üzerinden ilettim. Nasıl sorular sormak istersiniz diye. Çoğunuz %90'ınız dua istedi. İnşallah sizler için dua alacağız. Yeni Müslüman olmuş netice itibariyle duasını almak gerekiyor. Şimdi çok ilginç bir hikayeye siz de tanıklık yapacaksınız bizlerle beraber. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? İyiyim. Sen de? Biz deyiz. Allah razı olsun. İsminiz neydi? Ben Abbas Sodri. Abbas Sodri. Türkçe'ye merak var ama tam olmadı herhalde. Türkçe olacak inşallah. Türkçe öğrenciyim ama çalışıyorum Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları'nda çalışıyorsunuz. Evet. Çok güzel. That's why I... Burada vakıf başkanı olarak hizmet veriyorum. Türk Hava Yolları'nda çalıştığım için Türkçe öğrenmeye çalışıyorum ama istediğim seviyede değilim maalesef. İnşallah zamanla olacaktır. İnşallah. İnşallah zamanla olacaktır. İnşallah. Ne zaman? 5 yıl mı oldu Türk Hava Yolları'nda? 5 yıl. 5 yıl. Evet. 5 yılda. İnşallah bundan sonra da çalışmaya devam edersin. Çok İnşallah. Memnun olduk biz. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Dua. Şimdi biz burada gözlemlediğimiz kadarıyla tabii ki yani veriler de o şekilde. Burada Müslüman nüfusu çok az. Burada yaşarken zorluk çekmiş olduğunuz şeyler neler? Mesela dünya coğrafyasındaki Müslüman ülkelere neler söylemek istersiniz? Size kendi hikayemi anlatmak isterim. I accept Islam. 11 sene önce İslamiyet'le şereflendim. Daha evvel Hinduydum. Müslüman olduktan sonra toplum içerisinde farklı problemler yaşadım. Bunları da anlatacağım size. Bildiğiniz gibi ülkede Hindular çoğunlukta. Müslümanlara olan tepkilerin altında finansal olarak zayıf olmamız ve eğitim durumumuzun yeteri kadar iyi olmaması yatıyor. Müslüman oluyorsunuz Hinduyken. Daha sonra da böyle bir dernek açıyorsunuz. Ve yeni Müslüman olacaklara da
yardımcı oluyorsunuz? The Hindu's family. Hindu ailelerinin de çocuklarının İslamiyet'e geçmesine engel olma sebebi bu yoksulluk ve mevcut sistem içerisinde Müslümanların konumu. Peki sizi burada böyle en çok etkileyen şey ne oldu? Siz neden İslamiyet'i seçtiniz? Yani o kendi yaşamış olduğunuz o din içerisinde size yanlış gelen şeyler nelerdi? Aslında Hinduizm'de de amaç Allah-u Teala'ya ulaşmak ama arada milyonlarca put var. İslamiyet'te her şey çok net ve anlaşılır. Her şeyin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Bu konularda aklımda ne kadar soru işareti varsa öğrenmeye başladığımda bir bir cevaplandı. Ancak acı olan şey şu ki günümüz Müslümanları bunun pek farkında değil. Müslüman olduktan sonra İrfan abiyi tanıdım. Beni birçok konuda o aydınlattı. Kurduğu vakıfta yeni Müslüman olanlara da yardım ediyoruz. Bu kararı nasıl aldın? Yani önce düşündün mü? Ya bu bizim dinimizde yaşadığımız olan dinde bir sıkıntı var. Tam olarak anlayamıyoruz. İslamiyet'i tamam tercih edeceksin ama bu bir süreç neticede. Tam olarak kararı nasıl vermiştin? Üniversite ikinci sınıftayken araştırmaya başladım. O zamana kadar Müslümanlardan nefret ederdim. Allah Teala affetsin. Yaşam tarzları ve aslında davranışları bana itici geliyordu. Bir gün hadisi şerif çalışırken sahabe-i kiram efendilerimizle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçen şu konuşmaya denk geldim. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, her Müslümanın sadaka vermesi lazımdır. Ya Resulallah, bulamayan kimse ne yapar? Çalışır, kazanır ve sadaka verir. Çalışacak bir iş bulamazsa ne olur? İhtiyacı olan kimseye herhangi bir şekilde yardım eder. Yardım edecek bir kimse de bulamazsa, herhangi iyi bir iş yapması, malım olsaydı ben de verirdim demesi, birine yol göstermesi, yoldaki sıkıntı veren bir şeyi kaldırması, ölümü hatırlaması, zararı dokunmaktan sakınması, ilim öğrenmesi ve öğretmesi gibi hususlar da onun için bir sadakadır. Bu hadis-i şerif direkt kalbime işledi ve böyle emrin olduğu din gayri insani olamaz dedim. Bu bana şunu öğretti, aslında Müslümanlar ve İslamiyet ayrı şeyler. Ve fark ettim ve inandım ki bu dini takip eden insanlar yanlış bir şey yapıyor olamazlar. İlk Müslüman olduğunuzda ki hissiniz neydi? Kelime-i şehadet getirdiniz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulühü. Kelime-i şehadet getirdiniz, Müslüman oldunuz. Sonra namaz vesaire öğrendiniz. O ilk hissiyat, burada hissettiğin neydi? Artık dinimle ilgili hiçbir sorunum yoktu. İnsanlar sorunlarla karşılaşıyorlar ve çözemiyorlar. Bu onları rahatsız ediyordu ama benim artık sorunum kalmamıştı. Aklıma bir soru düşse artık cevabı nerede bulacağımı biliyorum. Müslümanlar, şu andaki Müslümanların aslında hayatlarında, yani yaşayış tarzlarında bir sıkıntı olduğunu söyledin. Çünkü sen baktın, dini öğrendin ama Müslümanları yaşantısıyla yan yana getiremedin. Orada tam olarak gördüğün neydi? Müslümanlarda gördüğün eksiklik ne oldu? Yani kitaplarda okuduğun ama Müslümanlarda göremediğin şey neydi? The major part of Islam I don't see in Muslim community. Evet. Allah-u Teala'nın emirleri var ama sorun gördüğüm kadarıyla Müslümanların bunu takip etmemeleri. Yine de buna rağmen Müslüman toplumlar bu konuda diğerlerinden daha iyiler. En azından inanç konusunda akıllarında karmaşa olmaması hepsinin önüne geçiyor. Müslümanlar politik düzlemde iyi durumda değil. Yine tekrarlayacağım ama eğitim bu konuda çok önemli. Ancak almış olduğunuz eğitimde ön plana çıkabilirsiniz. Sizin buralara gelmeniz, yanımızda olmanız bizim için çok önemli. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok beğeniyorum. İnşallah bir gün bizim de böyle bir liderimiz olur. İnşallah biz de toplum olarak İslamiyet'i yaşar ve yaşatırız. Türkiye'deki Müslümanlar senden dua istiyor. İnşallah. Tam başta devletimize, milletimize sen dua et çünkü... sen de biliyorsun ki yeni Müslüman olan bir kişi aynı bebek gibi olur. Günahsız olarak doğar ve onun duaları da makbul olur. İlk namazı kıldığında neler hissettin? O namazda nasıl bir duygu vardı? İlk namazımı Ramazan-ı Şerif'te Kadir Gecesi'nde kıldım. Önceleri evde yalnız kılıyordum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazı cemaat ile kılan Sırat Köprüsü'nü şimşek gibi geçer buyurmuşlar. Bunu okuyunca tek başıma nasıl namaz kılarım? Bütün vakit namazlarımı camide kılmaya çalışıyorum. Artık arabanın nereye gittiği belli.
Hayatımın bir amacı olduğunu hissediyorum. İslamiyet'e ısındığım ilk zamanlar La ilahe illallah diyordum ama bir türlü Muhammed'in Resulullah diyemiyordum. İçimden gelmiyordu. O anda Allah-u Teala aklıma Peygamber Efendimiz'in hayatını okumaya düşürdü. Okuyunca anladım ve inandım ve şehadet ettim ki o Allah-u Teala'nın kulu ve elçisi. Hayatında değişen üç şey neydi? Önceki hayatında, sonra İslamiyet'te şereflendikten sonra hayatında değişen üç şey. Üç şeyi şöyle sıralayabilirim. İlk değişen şey inanç. O tıpkı araba kullanmak gibi. Ona göre gideriz. Bu inanca göre yaşarız. İkincisi sorumluluk. Müslüman olduktan sonra kendimi aileme ve çevreme sorumlu hissettim. Öncesinde böyle bir duygum yoktu. Bir tane çok böyle seni etkileyen bir anın, hatıran nedir? Var mı böyle güzel bir şey? Anlat, bir izleyicilerimizle güzel bir şekilde merak ettiği çok şey vardır ama fazla vaktini almayacağız. So after embracing Islam, I was called to home to my house. Bir gün eve gittiğimde Hindulara özgü arınma ayini yapıyorlardı. Ailem Müslüman olduğumu bile bile beni bu ayini yapmaya zorladılar. Reddettim. Bana ya bu ayine katılırsın ya da bu evden gidersin dediler. Sonra annem ve kız kardeşim bana saygı duydu ancak beni başka bir odaya kilitlediler. Bir kardeşim bana yardımcı oldu ve beni Müslümanların olduğu yere götürdü. Onlarla uzun zaman bağlantımı kestim, haber alamadım. Bugün geldiğim noktada bu durumumu kabullendiler ve artık saygı duyuyorlar. Kardeşim inşallah Allah-u Teala diğer aile fertlerine de İslamiyet'i nasip eder. Annenizi de inşallah nasiplenir. O da inşallah İslamiyet'le şereflenmiş olur. Çok zor bir şey yaşamışsın. Anlattıkların hakikaten kolay şeyler değil. Allah-u Teala sana inşallah bunun ecrini cennet alasında nasip eder. Hep beraber inşallah orada otururuz. Peygamber Efendimizin sohbetinde bulunuruz. Bize çok dua etmeni istiyoruz. Devletimize, milletimize. Çünkü Türkiye'nin güçlü olması demek, iyi olması demek. Bütün ümmet coğrafyası için efendime söyleyeyim, iyi olması anlamına geliyor. Allah-u Teala'nın izniyle biz bu coğrafyalara gelmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala sizden razı olsun. Sen de bizi kırmadın, geldin. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olasın. Abbas'cığım, canım kardeşim benim. Gel, sarılayım sana. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, Allah razı olsun. Efendim, Abbas gibi aslında burada onlarca yüzlerce Müslüman olan Budistler ya da Hindu olan kişiler var. Onlardan birisiyle böyle bir röportaj yapmış olduk. Çok iyi oldu. Aslında kafamızdaki bazı soru işaretleri de gitmiş oldu. Çünkü o dinle ya da o felsefeyle böyle arada bir kalmış insanların nasıl düşünce yapısı, nasıl geliştiklerini, nasıl İslamiyet'i geliştiklerini de öğrenmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. Allah Teala razı olsun. Rica ederim. Allah kabul etsin. Efendim, bu hafta Nepal'deydik. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Şu anda Nepal'de, efendim, Nepal Katmandu'da Kraliyet Havalanı'ndayız. Burası Kraliyet Havalanı. Birazdan uçağımız kalkacak, yaklaşık bir 40 dakika, yarım saat falan zamanımız var. Umarım verimli bir program olmuştur. Umarım Nepal'le ilgili bir şeyler gösterebilmişizdir, anlatabilmişizdir dilimiz döndüğünce. Nasip olursa haftaya başka bölümde yine görüşelim inşallah. Bize sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan, Facebook'tan, Twitter'dan ve Instagram üzerinden emaillerle bize ulaşabilirsiniz. Lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi bize iletin. Çok kıymetli. Hatta şunu yapabilirsiniz. Bulunmuş olduğunuz memleketin meşhur olan bir şeyi vardır. Bu daha önce gösterilmemiştir. Tarihi bir yer olabilir, doğal güzellikler olabilir, yemek olabilir vesaire. Bunlar gönderin bunları. Biz değerlendirelim inşallah. Yani iletişimde olalım. Efendim haftaya başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah-u Teala'ya emanet olun.